Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aittir. Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonları başında bizi izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, geleceğimiz, umudumuz olan sevgili çocuklar, sevgili gençler. Cumhuriyet Halk Partisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Sayın Başkan, geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını kutladık. Geçen yıl bu kürsüde yaptığım konuşmada Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi koşullarda İstanbul'dan ayrılarak milli mücadeleyi başlatmak amacıyla Anadolu'ya geçişini sizlerle paylaşmıştım. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 24 Nisan 1920 tarihli oturumunda bu büyük yolculuğun başlangıcını şu cümlelerle anlatıyor. Milli vicdanın büyük iradesine bağlı olarak milleti bağımsız ve vatanımızı düşmanlardan arınmış görünceye kadar çalışmak andıyla 16 Mayıs 1919 günü İstanbul'dan ayrıldım. Samsun'da işe başladım. Değerli milletvekilleri, Atatürk'ün milli vicdan deyimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bizzat yürüttüğü milli mücadelenin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini özetleyen bir deyimdir. Mustafa Kemal'e göre milletin egemenliğinden güç alan bir iradenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Tek bir insanın iradesi yerine milli vicdanın büyük iradesini, yani milletin hakimiyetini tesis etmek, ülkemizin bugün içinden geçtiği sorunları çözebilmemizin de tek çaresidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu büyük meclis 101 yıl önce bir cuma günü açıldığında önüne koyduğu en önemli hedef düşmana en kısa sürede Anadolu'dan söküp atmaktı. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının düşmanın Anadolu'dan atılması kadar önemli gördükleri bir diğer temel konu kurtuluş mücadelesinin hukuki dayanağını oluşturmaktı. Bu nedenledir ki öncelikle devletin omurgasını belirleyen bir anayasa hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bu anlayış ve sorumlulukla hazırlanmış, 29 Ekim 1923'te kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olmuştur. Bir kişinin değil, milletin iradesi esas alındığından Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun birinci maddesi hakimiyet bilakaydı şart milletindir şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme daha sonraki anayasalarda yer almıştır. Dolayısıyla Milli Kurtuluş Savaşı mücadelemiz sadece bir askeri mücadele değildir. Milli Kurtuluş Savaşımız ve sonrası aynı zamanda bir anayasal demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele bugün hala devam etmektedir. Evet, bugün yürürlükte olan anayasamızda da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Yine anayasamız egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz diyor. Aynı madde Türk milleti egemenliğini yetkili organları eliyle kullanır diyor. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi bu organlar yasama, yargı ve yürütme organlarıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu meclis Milli Kurtuluş Savaşı'nı yönettiği için Gazi Meclis ünvanını alan bir meclistir. Özellikle de bu nedenle bu meclisin kendi yetkileri konusunda titiz davranması, yetkilerinin gaspına sessiz kalmaması gerekir. Bu meclisin hiçbir vesayeti, hiçbir gölgeyi üzerinde hissetmemesi gerekir. Bu meclisin kendi özgür iradesiyle çıkardığı yasalara yürütme organının uyup uymadığını denetlemesi gerekir. Bu meclisin halktan toplanan vergilerin, yapılan borçlanmaların ve özelleştirme gelirlerinin nerelere
nasıl harcandığını bilmesi ve denetlemesi gerekir. Bu meclisin yolsuzluklar konusunda çok duyarlı olması ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar kararlılıkla ve inançla savunması gerekir. Bu meclisin Milli Kurtuluş Savaşı sürecinde bile ülkenin kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmesine izin vermediğini bilmesi gerekir. Bu meclisin Türkiye'nin en temel sorunlarını yeri geldiğinde masaya yatıran ve çözümler üreten bir sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir. Bu meclisin insan hakları ihlalleri karşısında insandan yana en onurlu tavrı takınması ve insan hakkı ihlallerine izin vermemesi gerekir. Bu meclisin devlette aşama aşama yok edilen liyakat sisteminin neden yok edildiğini ve bunun topluma yüklediği maliyetleri araştırması gerekir. Bu meclisin anayasada yer alan basın hürdür, sansür edilemez ilkesini yürütme organının niçin ve nasıl ihlal ettiğini araştırması gerekir. Bu meclisin sayıları 10 milyonu aşan işsizler ordusunun yaşadığı sorunları ve nedenlerini araştırması ve sorgulaması gerekir. Bu meclisin bugün 21. yüzyılın Türkiye'sinde 2 milyon 538 bin öğrencinin neden EBA'ya ulaşamadığını araştırması ve sorgulaması gerekir. Bu meclisin kamu özel işbirliği içinde yapılan döviz garantili yatırımların maliyetini ve verilen garantilerin çocuklarımıza getirdiği yükleri bilmesi gerekir. Bu meclisin tek kişilik hükümetin kendi vatandaşlarından kendi ülkesinde niçin dövizle borçlandığını sorgulaması gerekir. Bu meclisin Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolarlık doların hangi bankalarda, kimlere, hangi kur üzerinden satıldığını bilmesi gerekir. Bu meclisin Mersin Akkuyu'da yapılan atom santralinin sanayiciye dünyanın en pahalı elektriğini niçin satacağını ve bu pahalı alım garantisinin yabancılara niçin verildiğini bilmesi ve sorgulaması gerekir. Bu meclisin devletin en büyük inşaatlarının adil bir ihaleyle yapılmayıp neden sadece 5 firmaya üstelik döviz garantili verildiğini ve bunun ahlaki temellerini sorgulaması gerekir. Bu meclisin kamu kuruluşlarının ve kamu bankalarının neden sadece bazı gazete ve televizyonlara ilan ve reklam verdiğini ve ahlaki olmayan bu davranışın nedenlerini araştırması gerekir. Bu meclisin yürütme organının yargı üzerinde tahakkümüne izin vermemesi gerekir. Bu meclisin Anayasa Mahkemesi'ne hülle ile yargıç atanmasına izin vermemesi gerekir. Bu meclisin gencecik çocuklarımızın neden geleceklerini yurt dışında aradıklarını araştırması gerekir. Bu meclisin cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak gibi bir görevinin olduğunu asla ve asla unutmaması gerekir. Ekranları başında bizi dinleyen saygıdeğer vatandaşlarım, bu meclise tarih önünde saygınlık kazandıracak olan bu söylediklerimin yapılmasıdır. Bunları yapacak, sorgulayacak olan bir meclis, halka güven veren bir meclistir. Biz böyle bir meclis istiyoruz. Biz hukuk sistemimizin askeri ve sivil darbe hukukundan arındırılmasını istiyoruz. Bu Gazi Meclis'in yapması gereken temel görevlerden birisidir. Biz hak istiyoruz, biz hukuk istiyoruz, biz adalet istiyoruz. Biz milletin vekillerini, millet sesini istiyoruz. Biz hangi görüşten olursa olsun, hangi inançtan ve kimlikten olursa olsun, bütün vatandaşlarımızla bu cennet ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, kimse umutsuzluğa kapılmasın. Allah'ın izniyle bunların tamamını yapacağız. Bu güzel ülkede huzuru ve mutluluğu sağlayacağız. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her anne ve baba çocuğunu özgüven içinde okula gönderecek. Gençlerimiz geleceklerini yurt dışında değil, kendi ülkelerinde çalışarak, alın teri dökerek
kazanarak yaşayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına yetişen 115 milletvekilinin ve sonrasında çalışmalara katılan değerli milletvekillerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Covid-19 salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tüm gazilerimizle birlikte hepimizi duygulandıran ve gururlandıran ve bu salgına karşı özveriyle çalışan, mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına da şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim değerli milletvekilleri. Teşekkür ederim Sayın